Merhabalar ben Ayhan Göksu. Bugün sizlerle Creo'daki konsept dizayn araçları üzerinde duracağız. Tabii konsept dizayn deyince ilk olarak yüzey modelleme araçları aklımıza geliyor. Şimdi Creo'da biliyorsunuz zaten standart komutların içerisinde e, yüzey oluşturabileceğimiz yapılar mevcut. İşte Extrude, Sweep, Sweep, Blend veya Blend her neyse komutlarımızın içerisinde yüzeyi oluşturacağımız Surface seçenekleri mevcut. Bunun dışında yine ana e, menüde Trim, Merge, Intersect, Extend gibi e, yüzey düzenleme araçlarımız da aynı şekilde mevcut. Bunlar zaten standartta var olan özellikler. Biz bugün bunlardan farklı olarak Style ve Freestyle araçları üzerinde duracağız. Şimdi Style'dan başlamak gerekirse, Style dediğimiz aslında sadece tek bir komut değil, içerisine girdiğimizde farklı bir arayüz var Style'ın. Yüzey modelleme oluşturabileceğimiz, özellikle Style Surface'leri oluşturabileceğimiz bir arayüz sunuyor bize. Burada daha esnek kör yapılarıyla 3 boyutlu körlerimizi daha basit bir şekilde oluşturabiliyoruz. Dilersek ekranı dörde bölerek de çalışabiliyoruz. Şimdi benim elimde bir kısmı modellenmiş bir yapı var bu bir el feneri e, olmasını istiyorum ben bunu yüzeylerini oluşturacağım Ve burada Style'ın Curve yapısıyla ve yüzey yapısıyla bazı örnekler gerçekleştireceğim Şimdi ilk önce Curve'a e gidiyorum Curve'larda işte Free Planar ya da On Surface Curve'lar oluşturabiliyorum Ben şu an planar bir Curve oluşturacağım ve şurada bir yardımcı düzleme ihtiyacım var bunun için Reference Collector deyip Şuradaki kör üzerine bir yardımcı plane oluşturuyorum ve bu yardımcı plane'e dikten bakıyorum. Dikten bakmadan önce körümüzü isterseniz şöyle oluşturalım. Shift tuşuyla snap yaparak mevcut körümün üzerine körümüzü oluşturdum. Şimdi karşımıza alalım bunu. Düzenleyelim bu körü. Şimdi körü düzenleyebileceğim uç noktalarda körün dilini düzenleyebileceğim çubuklarım var. Önce şu point'i şöyle bir sürükleyelim. Buralara birer midpoint istiyorum curve'ün üzerinde. Bunları sağ tuşla ekliyorum. Aynı şekilde bu kısma da. biraz düzenlememe izin verin. Şimdi bu aşamada noktaları seçeceğim. Şimdi noktalarda bu simetrik bir yüzey oluşturacağı için çukurluk ortada çukurluk olmamasını istediğim için bunları normal olarak front düzleme dik bir şekilde ayarlıyorum. Şöyle eğriselliklerinde Biraz daha el yordamıyla düzenlemek istiyorum yine şu noktayı biraz şöyle tutup bu tarafı çok uzatmışız bu şekilde kalsın şimdilik diyelim. Şimdi OK. Yardımcı körümü oluşturdum bakın. Hemen yan formu çıkartacağım. Bir kör daha oluşturmak istiyorum. bunun için şu an aktif plane, şu anki aktif plane'i kullanabilirim. Yine planar körleri kullanıp şöyle geometriye ve diğer körlere snap yaparak yan kısımdaki körümü de oluşturdum. Yine bunun başlangıç bitiş noktalarını geçişlerini ayarlayalım. Surface tangent istiyorum. Bağlı olduğu yüzeye tangent olması için. Arka noktada yine çubuğun üzerine sağ klik yapıp normal diyerek right düzleme dik olmasını istiyorum. Körlerimi oluşturdum. Bundan sonra yüzey ekleyeceğim araya. Yüzey eklemek için de önce yüzey çerçevesini seçiyorum. Daha sonra da internal kolektöre gelip iç kısımda bana yardım edecek olan yardımcı körlerimi seçiyorum. Ardından şu yüzeyimi bir düzenleyeyim. Şu noktalarda burada position G0 değil normal geçiş istiyorum. Komşu yüzeyle aynı şekilde arka kısımda da normal istiyorum. Burasını zaten tanjant olarak aldım. Çünkü surface tanjant seçmiştim. Körme. Yüzeyi aslında oluşturdum. Yüzey oluşturma işlemi bu kadar. Yine burada style'ın kendi arayüzünde işte curve edit, trim gibi işlemleri gerçekleştirebilirim. Ben bunun için dışarıya çıkıyorum. Zaten e, mevcut style'ı düzenlemiştim ben. Mirror aracımda mevcut elimde. Bunları şöyle bir merge yapayım birbirine. Ve şu yardımcı curve'leri düzenleyeceğim. Mevcut layer'ımın üzerine şöyle layer properties'e girip şuradaki curve'leri de bu layer'ın içerisine dahil edelim. Ve bunlar gizlensin. Okey. Yüzeyim hazır. Dilersek Reflection Analiz'den yüzeyimizin yansıma analizine bakabiliriz. Şöyle yüzeyi seçeyim, yansıma analizinde de gördüğünüz gibi zaten sade bir yüzey, herhangi bir problem görünmüyor. Şimdi bunun ardından şöyle yandan bir bakalım buna. Freestyle aracını kullanarak da bu el fenerinin e, elcik kısmını oluşturmak istiyorum tutamak kısmını oluşturmak istiyorum. Bunun için Freestyle'a giriyorum. Şimdi Freestyle'da bir primitive shape'lerim vardır İşte hacimsel ya da yüzeysel olarak shape'lerinizi ekleyebilirsiniz. Ben şöyle küçük bir hacim için ilk shape'imi ekledim. Şöyle bir renkler birbirine karışmasın çok kısa bir renklendirme işlemi yapacağım burada. İkisi de mavi görünüyor. Birbirine girsin istemiyorum bu noktada. Şu yüzeyimi bir şu turuncu yapayım. Freestyle Edit Definition'a e devam ediyorum. Tekrar aynı bakış yönünü aldım. Şimdi bunun boyutunu biraz küçültelim. Scale ediyorum. Freestyle bize şöyle primitif shape verdikten sonra kullanımı oldukça basit. Özellikle bu tarz elcik gibi yapılarda oldukça kullanışlı oluyor. Şimdi biraz bunu ön tarafı pardon taşıyacağım. Transform aktif ediyorum tekrar. Ön tarafa biraz almak istiyorum bunu. Şimdi bunu simetriklik de tanımlayalım. Bir tane yardımcı E ekliyorum buraya. Şöyle bir karşıdan bakayım ya da üstten bir görünüşüm var mı? Evet, üstten bakayım. Bunun simetrik davranmasını istiyorum. Mirror'ı seçerek front düzleme göre mirror tanımlıyorum. Bunun amacı şu. Bu tarafta yaptığım değişiklik diğer tarafa da etki etmesi için yaptım bunu. Tekrar yan görünüşümüze geri dönelim. Biraz daha küçültebilirim bunu. Tamamdır. Şimdi bu aşamadan sonra bu kısma bir extrude yapalım. Bu extrude'u şöyle uzatıyorum. Arka kısımda bir extrude daha istiyorum. O da biraz daha kısa olabilir. Şimdi ardından şu yardımcı düzlemleri bir gizleyeyim. Buradaki kafese iki yardımcı çizgi daha eklemek istiyorum. Şimdi bunu ekledikten sonra bir elciğime biraz form vermek istiyorum. Şöyle yandan bir bakış atalım tekrar. Ve tüm freestyle şeklini seçip şurada resolution level 2 olarak ayarlıyorum. Nokta sayısını arttırdı üzerindeki ve burada da mesela şu noktaları şöyle seçelim. Bir tık daha önden seçeyim. Çok geriden başlattım. Ve bu kısmı biraz şöyle içeriye doğru bastıralım. Çok da bastırmıyorum. Geometri çok fazla bozulmasını istiyorum seçtiğim noktalara göre. Tamamdır. Şimdi buradan sonra Resolution moddan çık diyorum. Tekrar aynı kısma geri döndüm. Al, arka kısmı biraz şöyle kaldırabilirim. Şöyle arka kısmı doğru genişleyen bir yapı olsun istiyorum. Ön tarafta da biraz keskinleştirelim bu kenarları. Ve bu kısmını Şöyle biraz aşağıya çevirelim. Biraz düzlemde kaydıralım. Bir tık daha çevirmek istiyorum ve extrude ekliyorum. Ve burayı da el gövdesine doğru sürükleyeceğim. Şimdi ardından biraz daha düzenleme yapabiliriz. Şöyle kenar kısmından seçip aşağıya doğru genişlesin. Ve bu şekilde benim için tamamdır. İşlemi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi style ve freestyle araçlarıyla çok hızlı bir şekilde el fenerimizin gövdesini ve sapını oluşturmuş olduk. Ardından ne yapabiliriz? Mergeleyelim bu yüzeyleri. Şöyle merge komutu ile yönlerini ayarlayalım. Şuraya da bir radius ekleyelim. Radiuslarda şöyle cordle round'ı kullanabilirim. Sabit genişlikli bir radyosu vermesi için. Ardından dilerseniz sapını da renklendirebilirsiniz. Bu şekilde benim için tamamdır. Şimdi konsept tasarım araçlarından söz edeceğiz dedik. Style ve freestyle ile e, geometrimizi şekillendirdik. Bunun dışında Crio'da belki şu ana kadar bilmediğiniz bir araç daha var. Özellikle konsept dizayn aşamasında bana çok yardımcı olan bir araç. Bu da DEX dediğimiz Design Exploration Extension. Şimdi bunu farklı bir örnekte uygulayacağım. Örneğimi değiştiriyorum. Kapattım. Şurada. Bir motosiklete ait bir yakıt deposu var karşımda. Yine benzer şekilde Burada freestyle araçlarından faydalanacağım. Çünkü ana geometrim henüz ekranda yok. Ee, modelim şu. Yarım bir şekilde oluşturulmuş. Şu batım kısmını bir transparan yapacağım. Şöyle bir ön görünüşten bakalım. Freestyle'a giriyorum burada. Freestyle'da daha önce oluşturduğunuz bir şekli içeriye import da alabilirsiniz. Ben burada import mesh diyerek o OBJ uzantılı dosyamı içeriye import ediyorum. Bakın. Yine burada dilersem düzenlemeye devam edebilirim. Örneğin arka kısımda bana referans olması için bir kozmetik skecim var. Şöyle wireframe'den bakarsam daha net görünecektir. Mesela bu kozmetik skece göre biraz freestyle'den gelen geometrimi şöyle düzenliyorum. Tamam çok da irdelemeyeceğim. Bu aşamada okey diyorum freestyle'ıma. Şimdi bunu katılaştıralım. Solidify biliyorsunuz bizim katılaştırma komutumuz. Şöyle geometri yüzey geometri seçip katılaştırdım. da aynı zamanda body body olarak da çalışabiliyorsunuz. Burada da ben batım ayrı body olarak oluşturmuştum ve yakıt gövdesinin tankı da burada. Şimdi bunları boolean operation'lardan birbirine merge edeceğim. OK dedim. Tek gövde haline getirdim. Hemen şu kısma da bir R5'lik radius verelim. Şimdi bu kısma kadar tamam. Biraz daha düzenleme yapmak istiyorum. Bu geometrinin üzerinde şu skeci bir gizleyelim. Ee, bir kopi geometri alacağım içeriye. Dışarıda bir modelden şöyle Tank kep diye bir modelim var burada. Bunu koordinat sistemi üzerinden yerleştireyim. Bunun default koordinat sistemi şu tank cap'in üzerine konumlansın. Ve bunun içerisindeki bodyleri Copy geometri olarak çekeceğim bu datanın üzerine. Options'tan da Automatic Update'im açık olsun. Ve tamamdır. Okey dedim. Şimdi bakalım. Bodylerimin arasında external copy geometriye ait bodyler de geldi. Hmm. Şu exclude kalsın. Color ve Gaskap'i gizliyorum. Burada Farklı bir body olduğu için birbirinden çıkarma işlemi yapacağım. Yine boolean operations'a başvuruyorum. Subtract yapacağım burada. Ana gövdemi ve modifying body olarak da şuradaki geometriyi seçip Bunları da birbirinden çıkarttım. Ve şuraya bir radius verelim yine. Buradaki intent edge'i kullanmak istiyorum. Round komutuyla da yine R5'lik round'u oluşturalım bunun üzerinde. Şimdi Heh, son adım kaldı. Çok pardon. Bir de shell ile buna kalınlık vereceğim. 2 mm bir kalınlık istiyorum bunda. Remove surface ile de bu yüzeyleri istemediğimi söylüyorum. OK ile shell'i onayladım. Şimdi neredeydi o? Body'lerimiz gas cap ve color burada. Şöyle tekrar reaktif edersem ana montajımı. Yakıt tankımın şekli ortaya çıktı. Şimdi buradaki parçalar benim için sadece bir body. Bunlardan bir part oluşsun istiyorum ve buraya dahil edeceğim. Body'den herhangi part oluşturmak için sağ klikleyip body üzerine create part from body diyebiliyoruz. İsim verelim. Gas olsun. Tamamdır. Bunu montajlayacağım birazdan. Aynı şekilde bunda create part from body diyorum. Bunda ismi color olsun. Burası da tamamdır. Şimdi bodylerde oluşturmuş olduğum bu modelleri montajlamak istiyorum. Buradaki bodyleri gizliyorum. Şöyle de diyelim. Onu yalnız bu montajın içerisine alalım. Şurada bir öncekisi kalmış. Bunu kaldırayım buradan. Şöyle aktive ediyorum montajımı tekrar. kapağımızı çağıralım. Şimdi bunun koordinat sistemini şu S'nin üzerine takacağım. Ben çünkü biliyorum oraya takılacağını daha önce oluşturmuştum. Aynı şekilde diğer parçamı da yine koordinat sistemi üzerinden yapacağım bunu. S'nin üzerine taktım. Evet montajım hazır. Şimdi tabii e, Dex'i anlatacaktık. E, o sırada montajı toplamamız gerekti. Şimdi Dex bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Ben yakıt tankını belli bir aşamaya getirdim. Fakat ben sıfırdan bir yakıt tankı dizayn ediyorum ve bunun üzerinde birkaç geometri alternatifi daha denemek istiyorum. Mesela bir kabartma uygulayabilirim yakıt deposunun üzerine formunu değiştirebilirim. Ya da farklı bir renk uygulamak isteyebilirim. Kapağı öne arkaya çekebilirim. Tüm bunları yapabilmek için Dex sezon Dex session'a şu manage session'a gelip start diyerek başlatıyorum. Ve buna ne isim verelim? Dex Yes hmm, ismini verelim. Şimdi Dex için şöyle ikinci bir ağaç yapısı karşımızda belirecek. Mantığı şudur Dex'in. Değişikliklere başlamadan önce modelin bir pre-modified halini checkpoint olarak hafızasına kaydeder. Yani bunu bir modelin o anki ekran görüntüsü gibi düşünün ve ben değişikliği yaptıktan sonra da yeni checkpoint'ler oluşturacağım ve daha sonra da istediğim checkpoint'e geri dönüş yapıp düzenleme yapabilirim veya o checkpoint üzerinden tasarıma karar verip detaylandırmaya devam edebilirim. Örneğin ilk değişikliğimiz şöyle olsun. Gidelim yine şu alt montaja. Hmm, şu parçada çalışmıştık. Burada mesela, şunu aktif edeyim bu parçayı. Şöyle freestyle'in önüne kadar gelelim ve freestyle'da düzenleme yapalım. Yine şöyle, yandan bakıyorum. Bu arada şunu tanımlayalım, simetrik davransın. Yine mirror tanımlayacağım burada. O yüzden şöyle taptan bakmak mı daha iyi olacak? Evet, taptan bakalım buna seçiyorum bu kısmı mirror diyorum. Hangi yüzeye göre yapalım bunu? Z düzlemine göre. Tamam şimdi bazı noktalar seçeceğim freestyle'ın üzerinden. Şu kısımda bir kabartı istiyorum. E Önce bir seçelim yapımızı. Resolution modu açacağım. İki seviyesi yeterli benim için. Birazcık yaklaşıyorum. Şimdi buradan başlayıp biraz daha sıklaştıracağım. Şöyle 3'e getirelim bakalım. Tam bu biraz daha iyi benim için. Böyle şu kadarlık bir kısmı seçmek istiyorum. Bunu seçtikten sonra bu görünüş değil pardon. Şu görünüşe geçecektim. Okları Normal yüzey dik olarak hareket ettirmek istiyorum. Ve bu kısmı şöyle yukarıya doğru birazcık kabartıyorum. Okey dedim. Kabartmayı yaptıktan sonra şöyle açalım bakalım. Solidify'ı ve Merge'ü. Şöyle Copy Geometry kısımlarını açıyorum. Problem var mı? Kontrol ediyorum. Yani şu ana kadar problem görünmedi. Aynı zamanda şu gas kapı, yakıt defamızın kapağı çok önde kaldı. Bunu biraz geriye alalım. Yine onu şöyle şuraya getireyim insert here. Şöyle body'lerimi seçip bu body'leri şöyle x yönünde x düzlemine dik olarak biraz geriye kaydırmak istiyorum. Kaç milimetre? 50 milimetre kaydırabiliriz. Bir hareket daha ekleyeceğim. New move diyorum. Onu da Y düzleminde bir tık aşağı indirmek istiyorum. Şu 6 mm yeterli benim için. OK dedim. Regenerate ediyorum. Şu insert moddan çıkıyorum artık. Tamam. Montajımızı da bir regenerate edelim. Evet bu değişiklik benim için yeterli. Artık bu değişikliği hafızaya yani check point, bir checkpoint'i kaydetmek istiyorum. Çok basit bunun için add checkpoint demem yeterli. Ee, new cap location değil mesela buna. Bakın bir önceki adımız hiçbir yere kaybolmaz. Ya yani ben burada mevcut model değişiklik yapmış olabilirim ama şunu da yapabilirdim. Ben yani buradaki parçaları silip yerlerine farklı parçalar montajlayabilirdim. Ya da unsurları silip yerlerine yeni unsurlar oluşturabilirdim. Yani yapacaklarınız hiçbir sınır yok. Modelde hiç hata almadan bir önceki checkpoint'e kolayca dönebilirsiniz bakın. Şimdi devam ediyorum değişiklik yapmaya. Mesela bir önceki checkpoint'e döndüm. Artık bu elimde bir değişiklik daha uygulamak istiyorum. Mesela şurada yardımcı yüzeylerim var. Parçam aktif mi hala? Aktifleştirelim. Bu yüzeylerle solidify edelim bunu. Yine şöyle nereye gelelim? Şunun öncesine gelelim. Solidify ile katılaştırma yapabildiğiniz gibi aynı zamanda elinde bir yüzey varsa yüzeyle katıyı da kestirebilirsiniz. Remove material yapıyorum ben bunun için. Yine diğer yüzey parçasını seçip solidify ile şöyle görelim. Remove material diyerek kestiriyorum bu kısımları. Radius verelim buralara. Şöyle Cordal round kullanacağım. 10 hmm, yeterli benim için. Aynı şekilde burada da kullanacağım. Ne şöyle intenteji seçelim. Tamamdır. Şimdi badilerimiz neredeydi? Kopi geometriden sonraydı. Tekrar gelelim bu badilere. Bunları tekrar hareketlendirmek istiyorum. Sadece bir tık aşağı alacağım. Şu gaz kapın, şu geometrin yüzeyi yine dik olarak. Çok az 3 mm kadar aşağıya almak istiyorum. Okey dedim. Gizleyelim bunları tekrar. öleceğim diyorum insert moddan da çıkalım. Onu unutmayalım. Tamam bu da yakıt tankımızın diğer şekli olsun. Yine buna da add checkpoint diyerek hmm, ne diyelim e, ismine? New geometri diyelim. Bu şekilde arka arkaya bir sürü checkpoint oluşturabilirsiniz. Başta dediğimiz gibi bugün konsept design araçlarını görüyoruz ve Dex konsept tasarım aşamasında size fazlasıyla yardımcı olacak bir araç. Aynı zamanda Creo parametri içerisinde standart olarak gelen bir e, modül yapısı zaten. Tabi burada yapılan değişiklikler sadece geometriyle de sınırlı değil. Örneğin sıfırdan bir tasarım oluşturduğunuz ve farklı renk uygulamalarını bu model üzerinde hızlıca görmek istiyorsunuz. Bunun için bakın yapmanız gereken şey modellerinizi renklendirdikten sonra Add Checkpoint diyerek yeni bir checkpoint oluşturmak. New Geom Black diyelim mesela ismine. Bir renk daha uygulayacağım. Mesela gri rengim var şurada. Bunu da NuGeom hmm, Silver ismiyle kaydedelim. Mesela bu neden yapılabilir? Arka arkaya render oluşturmak istiyorsunuz farklı renklerde. Bunun için uygulayabilirsiniz. Ya da ben şu an rendersiz, direkt Reflections modunda görmek istiyorum modelin üzerindeki farklılıkları. New geometri bakın buradaydı. Turuncu renklisini görüyorum. Geometrinin siyah renklisini ve silver renklisini. Diğer yapmış olduğum farklı geometrideki location'ım da burada. Şimdi Dex oluşturması oldukça basit. Sadece checkpoint e ekliyorsunuz modelin üzerine ve izlemesi de oldukça kolay gün sonunda da artık e, tasarımlardan birine karar vermeniz gerekiyor diyelim. Örneğin ben bu geometride karar kıldım. Bundan sonra ve detaylandırmanız gerekiyor tasarımı. Yapacağınız şey şu alt kısımdan accept diyerek ben değişikliği kaydetmeyeceğim şu anda. OK deyip bu kaldığınız noktadan devam edebiliyorsunuz dizayna. Dex şöyle bir dosya kaydeder. Mesela bu örneği kapatalım. Şöyle tmz uzantılı bir dosya oluşturur. Direkt olarak o dosyayı açarsanız direkt dex ağacı ile birlikte model de karşınıza gelir. Örneğin ben şu an açtığım dex oturumunda Pre-modified halinde böyle bir sandalye modelim varmış elimde. Daha sonra işte bunun tekerleklerini değişiklik yapılmış alt kısmı değişmiş bakın daha genişletilmiş, uzatılmış. Yine ayak kısmı fixlenmiş. Dikkat ederseniz ürün ağacı değişti bakın farklı modeller devreye girdi. Oradan farklı bir dizayne yönelilmiş böyle bir sandalye oluşturulmuş. Veya bu şekilde bir koltuk oluşturulmuş tekerlekleriyle. Ve dediğim gibi hani gün sonunda birine karar verdiniz. Dex çünkü konsept design sırasında bize yardımcı olacak bir araç. Bu noktada altını çizmek istiyorum. Dex varyant e, oluşturmakla, varyant dizaynla da karıştırılıyor. Bunun için aslında Creo Parametri'nin Options Modeler aracı var varyant dizayn için. Dex tamamen konsept dizayna hizmet eden, konsept dizayna yönelik bir modül. Ve ne dedik? Diyelim ki ben... Hmm, hangisiydi şu modelde karar kıldım diyelim yapacağım şey yine eğer ki değişiklik yapacaksam bunu kaydedebilirsiniz burada Dex'in kaydetme butonu var bunu kaydet dediğinizde o açtığım tmz uzantılı dosyaya Dex içine eklediğiniz checkpoint'i kaydeder ben diyorum ki artık işim bitti Dex'le kaydetmeyeceğim accept diyorum ve bu kaldığım noktada ürün ağacının o anki görüntüsü neyse çalışmaya o noktadan artık devam edebiliyorum. Bugün sizler için anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha sonra farklı videolarda tekrar görüşmek üzere.